Az önce Ne Oluyor Ya'yı izliyorduk ve aramızda konuşuyorduk ya ne kadar çalışkanlar vesaire falan diye. Sonra gaza geldik. Dedik biz de video çekeceğiz ya. Biz de bir sürü video çekeceğiz. Ve çekmeye başladım. Ansın, ansın. İlk önce bir plan program yapsaydık keşke. Hayır, o zaman hiç olmuyor. Bal kızım benim ya. Saat kaç? 12. Uyumadı bu da ya. Bacak bacak üstünden. Çorba içiyor. Ben çiğ değilim hocam. Balım bir söyler misin evde kaç kişi yaşıyoruz? Gündüz 9 kişi, akşam 7 kişi yaşıyoruz. Seda'nın Adana'dan 2 tane yeğeni geldi, Ayşe ve Asya. Evet. Onlar şimdi uyuyorlar. İstanbul'dan Burcu'muz geldi bizim. Burcu'yu tanıyorsunuz. Burcu saçını düzelt kız. Nasıl saçın? Hamur gibisin. Hamur muydu? Hamur ne lan? Hamur ne? Tamam. Neyse, gördüğünüz koltuk Burcu'nun yatak odası. Burası Mert'in yatak odası ve Mert'in giyinme odası şurası. Pantolonu görüyorsunuz, orada ceketi falan var. Şurası da işte bunların şeyleri. Kiler gibi. Baba. Ne oldu arkadaşım? Hadi uygun geldi, gidin. Ne oldu? Ne oldu tatlım? O tanıdı batırdı. Bildiğimiz tek şurası vallahi. Hadi bay bay de videoyu başlatalım. Bay bay. Eva nerede lan? Ha. Ses çıkmıyor ya. Tatlım. Eva biraz şüphelendi. Hani Atta'ya gidiyoruz ama bir taraftan da Çiğdem ablaya bırakacağız falan diye düşünüyor şu an. Biraz şüpheli o yüzden. Bir Eva'yı göster bak. Hayatım. Nereye gidiyoruz? Aile. Ah bilmiyorum. Garibim benim. Naber? İyi de filan naber? Serseriler ya. İyi, hadi yarışalım mı? Yarışalım. Sen konumunu aç, sen önden git tamam mı? Ben açtım konumumu, açtım. Lütfen önden sen git çünkü 6 saatte gitmek istemiyorum Sparta'ya. Evet arkadaşlar, şimdi bu ekiple birlikte Eva'yı bıraktık, Sparta'ya geldik. Sparta Gölcük Tabiat Parkı'ndayız. Arkadaşımız Bedirhan'ın burada oteli var. Merhaba. Ama kışın gelen giden az olduğu için Bedirhan biraz kendini yalnız hissettiği için ona arkadaşlık etmeye geldik. Bizim için şömineyi yaktı. Biz arkadaşlık edeceğiz onu, birlikte keyfini çıkaracağız. Akşam yemekte ne var? Yani bilmiyorum, hazırlık yapmadık ama hızlı bir şekilde bir şeyler düşünmüştük. Ne demek yapmadık ya? Ya? Demek yok ya. Yani yok dediyse o kadar yok değil. Bedirhan ateş de birazcık sönmüş gibi. Onu bir tazelersen. Bir çay daha içeriz. Kangalları bağladınız mı? Bak burada punch biraz kangallar için bu fazla narin. Hepsi açıktı ama punch'tan biraz korktuğumuz için onları kapatmak zorunda kaldık. Biraz vahşi bir hayvanımız vardı. Tatlım, kangalları görünce üstündekileri yırtıp onlara saldırma, tamam mı? Meyveler geldi. Ayşe, Seda'nın bir diğer yeğeni. Yani Mert ile Ayşe yaşıtlar ve kuzenler. Evet. Amca çocukları birbirlerinin. Ayşe'nin bir de küçük kardeşi var. Asya. Asya'yı da Eva'yı aratmasın diye getirdik. Sağ olsun bizi hiç şaşırtmadı. Geldiğinden beri diyor ki televizyon yok, internet çekmiyor. Biz buna diyoruz ki... Asya'cığım çok güzel tabak yaptın kendine. Direkt önüne alsaydın. Nutella nerede? Nutella yok. Nutella yok. Bedirhan. Ben kuşlarla çok iyi anlaşıyormuş şimdi ya. Bizi kandırdı bence Bedirhan. Biraz benimle takılması lazım ötmeyi öğrenmesi için. Bu daha ne kadar? Babacık babacık. İnanılmaz güzel duruyor her şey. Geçen sene geldiğimizde aynı yemek gelmişti ve biz heyecandan yeni video çekmeyi unutup oturup yemek yemiştik. Evet, bu sefer lezzetli. Çekiyoruz videoyu, sizin de canınızı çeksin. Sen aynısın ya Seda. Yüzüm evet aynı. Ve kucağında kızın Eva'yı tutuyorsun sanki. Hayır Ayşe. Ne var kafasında, gözlük mü? Gözlük gibi yüzünde bir şey var. Gözlük var gözünde. Bir şey diyeyim mi? Olmasa sanki saçlar falan aynı ha. Soğuk ve rüzgar esiyor. Burası bayağı şey gibi ya. Kumu var, kumsal gibi. Şu volkan orası, aktif volkan. 3 milyon yıl önce patlamış işte, göl oluşmuş. Bu da onların külleri, volkan külü bunlar. Biraz sallıyor. Bence yalan mı? Her 30 bin yılda bir patlıyormuş, evet. Şu da değil mi? Yani en son 26 bin yıl önce patlamış. Bir 4 binimiz daha var. Vay be. Ola ola ola! Rüzgar çıktı! Kaç. Şimdi dün akşam Bedirhan bize biraz korkunç olaylar anlattı. Ormanın biraz ilerisinde eski bir rehabilitasyon merkezi varmış. Şu an altı vaziyette ve geceleri oradan düğün sesi geliyormuş.
Yani bunu birkaç farklı kişi duymuş. Sonra demişler ki orada işte diğerleri düğün yapıyorlar. Öyle bir hikayesi var. Ya korkunç bir yer yani. Şimdi benim de aklıma şöyle bir fikir geldi. Dedim oraya gidelim. Ne yapalım, altın mı? Hayır. Ne istiyorsun dedim sen? Ki oraya gidelim. Ben böyle düğün efekti sesi koyarım dışarıdan. Belki de koymamı bile gerek kalmaz. Düğün sesini duyarız, bilmiyorum. Bak, eve bak. Yamuk yumuk gideceğiz. Yapma. Şöyle düşün. Eve giriyoruz, binaya giriyoruz. Düğün sesi var falan böyle. Biz çok korkuyoruz falan böyle. İçeri bir giriyoruz. İçeride Mert var. Oynuyor. Oyna Mert. Dur. Gel gel şurada oyna. Şurada oynarım. Hadi. Seda da diyor ki oraya gitmeyelim, bu videoyu çekmeyelim. Riske girmeyelim, ne olur ne olmaz, şimdi bize tutulurlar orada, bir şey olur falan. Bana aşık falan olurlar, hiç gitmeyelim. Kime aşık olurlar? İnsanlara aşık olabiliyorlar ya. Sana mı aşık olurlar? Bana aşık olurlar. Ben başıma bela alırım. Kendine o kadar güveniyorsun. Güveniyorum. Efendi gibi oturalım, çayımızı içelim, şurada şömine karşısında böyle. Rahat mı batıyor size, ben anlamıyorum ya. Neyse, biz yine de bir gitmeyi deneyeceğiz, gidersek eğer bir bakarız. Ben içeri girmem abi. İçeri girmez misin? Girersin, ne olacak ya? Dışarıda beklerim sizi. Böyle korku filmlerinde salak gibi böyle herkes içeri giriyor ya. İşte ben o korku filmindeki insan değilim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben kapıda yaşayan. Girmez yaşar. Ya girmiyorum, yaşıyorum. Boşu boşuna öyle risklere giremem yani. Biz gireriz. Biz video için her şeyi yaparız. Yani siz bile isteye o korku filmindeki böyle girme 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 dediğimiz karakterler mi olacaksınız şimdi? Biz o korku filmlerindeki gözlüklü şişko kişiyiz. Ölenler biz olacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi Seda'yı ikna ettik. Perili eve gidiyoruz. Bedirhan anahtarı alacak. Sonra arabayla böyle bir ormanın derinliklerine doğru ilerleyeceğiz. Düğün sesini takip edeceğiz. Bu arada ben araçta beklemeyi kabul ettim. Ya hiç öyle bir şey. İçeri girmeyi istemiyorum. Hep birlikte gireceğiz aşkım. Yok, öyle bir şey öyle yok. Bir şey. Mert'in dediği gibi çok güzel olduğum için bana aşık olabilirler. Bu riski almak istemezsin. Mert öyle bir şey demedi. Mert kendilerine aşık olacağını iddia etti. Niye böyle şeyler çekiyoruz biz? Ne insan? Bu arada bak her zaman olmaz yani. Birinci ağızdan, Bedirhan'ın ağzından dinledik direkt bu ürpertici şeyleri. Ben çok merak ediyorum. Biz bunu çekmesek de ben orayı gidip görmek isterim. Merak ederim ya. Sen merak etmiyor musun? Etmiyorum. Bak bu alana girmek yasaktır. Dakika bir. Kız bu alan fotokapanlarla izlenmektir. Ceza 81 milyar. Ne? Evet, mekana geldik şimdi. Rüzgar sesi geliyor mu bilmiyorum. İnanılmaz rüzgar esiyor ve çok sesli bir şekilde esiyor. Bizim işte korkunç mekanımız burası. Ben hayatta girmem buraya. Ben adımımı bile atmam ya. O kadar geldik arkadaşlar, saçmalamayın. Korkmaması var. Bak, arabadayken... Rüzgar sesine bak. Belki de arabadayken musallat oldu belki. O ne? Burnum kanadı. Ah. Oha, inanmıyorum. Evet. Yemin ederim öyle. Ay. Oha bayağı kanımış lan bunlar. Kanadı. Vallahi bak var bir şeyler burada. Girilmez buraya. Seda nerede? Kapat lan kapıyı. Aşkım. Gel. Gelirken Asya'nın burnu kanamış yolda. Bu bir alamet, bak. Bu bir işaret. Bilmeyecek mi o? Seda hadi gel gel. Gelmem çok ya, çocuk burnu kanamış. Gidin, salak mısın? Hadi hadi. Ya, ya gel. Aa korkudan gelmiyor resim. Burada tek başına mı kalacaksın? Daha korkunç. Yo değil. Valla daha korkunç. İşte değil, içeriden daha güvenli. Doğa biliyor musun? Ne alakası var? Tamam ben doğa biliyorum. En azından benim yanımda durman daha mantıklı. Ben de biliyorum. Kapat. Ben de hadi. Okul lan bir tane. Okulan sokak röportajında gibiydi. Ne sokak röportajı? Süper Allah'ım da beni. Günah sokma beni. Hadi nereden başlıyoruz? Siz neresi istiyorsanız. Ha bura biraz daha problemli bir yer olabilir. Burası temiz yani. Sen nerede yine gördün? Ben burada görmedim. Ben kendi restoranımda gördüm zaten gördüğümü. Biz buradan ses alıyoruz. Müzik. Restorana kimse girmeyiz, gelmeyecek şimdi. Burada düğün oluyormuş galiba. Burada bir çeyrek altın takalım. Aşkım girmem diyen şeye bak, Tarzan gibi çıktı. Tamam geliyorum ben de, dur. Balım, bir kapıyı göstersene. Baksana kapıyı biri parçalayıp içinden geçip çıkmış galiba. Gerdek gecesinden sonra. Tövbe estağfurullah Seda bak. Yani. Allah kahretmesin seni. Ya, o ne yazıyor?
badak tekeli. Bir çeşit büyü olabilir. Gel. Ev sallanıyor mu? Bir tık. Sallamayın. Bir tık. Aslı fazla sallamamalı için. Oho, buralar mahvolmuş. Ses geliyor biliyor musun? Tribe düştüm. Bak bak. Tahta ona vuruyor, ben de müzik çalıyorlar. Bak rüzgar çıkınca çıkmıyor. Acaba tek ben mi duyuyorum? Bismillahirrahmanirrahim. Seda, o tahtaların altında gezme yavrum ya. O beni bıraktınız lan burada. Ben beni çekip atıyormuşum. Alt kata baktınız mı? Alt kat ahır ya. Ya orada kim bile yaşamaz. Bedirhan belki inek mi ölüyor, siz de onu şarkı söylüyor zannediyorum. Arkadaşlar şimdi oradaki evi gezdik dolaştık. Enteresan bir şey göremedik. Bu diğer taraftaki eve doğru yaklaştık. Şimdi bunun içini gezeceğiz. Duyuyor musun siz de? İnk ink diye ses geliyor. Bir köpek inilişi. Şarkılar. Şeyi duyuyor musunuz? Şarkıyı duyuyor musunuz? Düğün çarptı. Düğün sesini duymuyor musunuz? Davullu zurnalı böyle bir ses geliyor. İnanmadığım için duymuyorum sen. Bir dakika. Şu içeriden ses geliyor. Geçin bakayım. Bir şey var gibi sanki. Olamaz, onu gördünüz mü? Çok komik oldu değil mi? Kapıyı sen mi çarptın? Bedir abi lan. Sen de beni bir tık korkuttu ya. Bedir abi orada lan. Ben çarpmadım yine. Ben kapı çarptım. Bir dakika, hakikaten Bedirhan orada. Bedirhan orada, görüyorum işte. Şaka yapaktayken. Yok gerçekten. Ben de içeride diyorum ki böyle bekliyorum, girsinler de dans edeyim diye Bedirhan abi yapıyordur sandım. Bir şey kaçardım. Bence cin senden korktu. Bence de cin üstüne doğru koştu mu, orada kaçmış olabilir. Allah aşkına. Bedirhan abi telefonu içeri koymuş net. Gerçekten mi? Bak. Nereden ses geliyor? Bak git yaklaş şuraya. Yok öyle bir şey abi, ne müziği. Telif yemeyiz inşallah. Bir dakika, nereden geliyor? Bedir abi telefonunu içeri koymuş. Gel bulalım. Buradan. Sen ne yapıyorsun? İşte buldum. Buldum. Telefon, cini telefonunu çaldım. Cini telefonunu çaldım. Eva, bunları atabilir miyim? Eva. Fıstık der misin? Evacığım. Eva. Fıstık. Eva, sirt fıstığı de. Çakma çakma geldim, sana yapma geldim. Ayşe teyze ağlama, kızın alma geldim. Çakma. Bir saniye hayatım. Şöyle geç.